bir gün yaz tatiline gitmiştik denize. Orada kaydıraklı bir tane havuz vardı. Oradan kaymayı çok isterdim. O zaman 7 yaşındaydım ve yüzmeyi bilmiyordum. Ve ailem de izin vermişti bir gün ondan kaymam için. Simitin üstüne oturmuştum, kaymıştım ve orada boğulmuştum. Oradan da abi geçerken beni de kurtarmıştı o. O günden beri de bu yüzmeyi öğrenmek için buraya başvurdum ve yüzmeyi öğrendim. 2021 yılında Temmuz'da Türkiye Şampiyonası yarışına girmiştim. Ve orada 3 ayrı dalda Türkiye birincisi oldum. 8 ay sonra 27 Şubat'ta. Sonra böyle başarılarım olduğunu fark edince devam etmek istedim. Haydar hocam da sağ olsun yaptı bize de. Sonra da devam ettik. 2 yıl sonra da 12 Aralık, 14 Aralık arasında bir milli takım aday seçmeleri oldu. Bir tane dalda 3. oldum. Nisan'ın başında da yarışım var. Tavsiye ediyorum çünkü başarılığınızdan kaçınmayın. Bence yapınız. Ahmet Yasin benim özel çocuğum. Biz engelli çocuklara engelli demiyoruz. Onlar özel çocuklar. Her zaman bizim özel çocuklarımız. Tatile gittiğimizde Ahmet Yasin olimpik havuzdan direkt havuzun dibine atladı ve yüzme bilmiyorduk. O süreçte Ahmet Yasin'i kurtardılar elhamdülillah. Kurtarıldı ve yaz tatili dönüşü direkt dedim ki hani seni kesinlikle ben getireceğim yüzmeye. Sonra karşımıza Haydar hocam çıktı. Haydar hocam Ahmet Yasin'in elinden tutan insandı. Allah razı olsun. Ahmet Yasin'in yüzme korkusunu yendi. Sağ olsun hem bizim desteğimizle hem Haydar hocamın desteğiyle Ahmet Yasin yüzme yarışlarına katıldı. Yani inşallah hedefimiz olimpiyatlar, dünya şampiyonluğu. İnşallah o yönde ilerliyoruz. Benim buradan sadece vermek istediğim mesaj, lütfen özel çocukları olan aileler çocuklarını eve kapatmak yerine sosyalleştirsinler. Çocuklarını topluma kazandırsınlar. Özel çocuklar evde değil, toplumun içinde mutlular. Herkes engelli adayı. Bizim çocuklarımız özel çocuklar. Lütfen özel çocuklarının topluma kazandırılmasından önce kendileri sosyalleşsinler, sonra çocuklarını sosyalleştirsinler. Ben özel çocuk annesi olarak bunu başardım. İnşallah herkes de başarır. Ahmet Yasin'in işitme engelli olduğunu biz 18 aylıkken fark ettik. Daha sonra 2 yaş 3 aylıkken ameliyat oldu. 2,5 yaşında bile değildi. Şimdi Ahmet Yasin'in duymasında ve konuşmasında bir sıkıntı yok. Hani duyduktan sonra konuşma süreci çok sıkıntılıydı bizim için. Elhamdülillah onu da özel eğitim hocalarıyla açtık. İşaret dili öğretmedim. İşaret dili öğretildiği zaman çocukların kolay yolu seçtikleri için konuşma şeyi bir tık geride kalıyordu. Ama buraya geldiğimizde Haydar hocam göz temasıyla, zaten Ahmet Yasin çok iyi göz teması kuran bir çocuk. Göz temasıyla gerek hareketlerle ve spora girmeden önce, yüzmeye girmeden önce hangi şeyleri yapacağını söyleyerek Ahmet Yasin'i seans alıyordu. Sonra Ahmet Yasin'le Haydar hocam havuzun içinde bile göz temasını asla kesmiyorlar. Göz göze anlaşıyorlar diyebilirim. Ahmet sudan daha önce bir boğulma vakası geçirdiğini anlatmıştı bize de aynı şekil. Biz de bunun üstüne giderek Ahmet'in bütün korkularını yendik. 8 ay sonrasında Kütahya'da yapılan yarışta Ahmet'le birlikte 3-4 tane birincilik aldık orada. 4 ayrı branşta serbest, sırt, kurbağa ve kelebekte kendi yaş kategorisinde Türkiye birinciliğini orada yaptık. 2 sene tekrar hazırlık süremiz oldu Ahmet'le. Gidişler, gelişler, Ahmet'in rahatsızlıkları, kulaklık sorunu, bunlarla sorunlar yaşadık. Sonrasında Ahmet tekrar işte bize tam adaptasyonunu verdikten sonra Ankara'daki yarışa götürdük. 6 branşta yarış yazdık tekrar. 6 kategoride yarış yazdık. Ahmet 5 kategoride kendi yaş kategorisinde birinci oldu. Şimdiki hedefimiz Sivas'ta yapılacak. Yani ilk vize yarışını geçtik. İkinci vize yarışımızda Avrupa barajını zorlamak. Kısmet olursa ilki Avrupa, Viyana olacak büyük ihtimal. Sonrasında da olimpiyatlar için Ahmet'i hazırlayacağız. Biz Ahmet kulağında kulaklık varken saatlerce Ahmet'e ne yapması gerektiğini anlatıyorum. İşaret dili olsun, beden hareketleri olsun. Ahmet bu şartlarda kulaklığını çıkarttığı zaman benim ne anlatmak istediğimi çok rahat bir şekilde anlayabiliyor. Suyun içinde benim 2 saat boyunca yaptığımız bütün antrenmanlarda gözüm hep Ahmet'in üstünde oluyor. Biz
Saatlerimizi hep Ahmet için harcıyoruz. İnşallah Ahmet de gelecek vadeden bir çocuk. Sonumuz inşallah olimpiyat olacak. Bekliyoruz.